Günde sadece 30 dakika yürüyüş yapmak hayatınızı değiştirebilir. Bu basit aktivite sizi en ölümcül hastalıklardan birine karşı koruyor desem. Son bilimsel çalışmalar kanserle mücadele etmenin en basit ve en güçlü yollarından birini ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite. Bugün fiziksel aktivitenin kanser riskini nasıl azalttığını gösteren çok büyük bir araştırmadan bahsedeceğiz. Bu devasa çalışma 16 milyondan fazla insan verilerini inceleyerek spor yaptıkça kanser riskinizin nasıl azaldığını bilimsel olarak ortaya koyuyor. Araştırmaya göre düzenli fiziksel aktivite özellikle meme, kolon, akciğer, mide ve karaciğer kanserleri için riski önemli ölçüde düşürüyor. Peki ne kadar hareket etmeliyiz? Dünya Sağlık Örgütü haftada yaklaşık 150 dakika hızlı yürüyüş öneriyor. Akciğer kanseri için en iyi koruma günde yaklaşık 45-60 dakikalık tempolu bir yürüyüşe denk geliyor. Diğer kanserlerde ise durum biraz daha basit. Meme, kolon, mide ve karaciğer kanserleri için ilişki çok daha basit. Ne kadar çok hareket ederseniz riskiniz o kadar düşüyor. Bu kanser türlerinde haftalık aktivite arttıkça koruma da artıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Haftada sadece birkaç saatlik fiziksel aktivite özellikle karaciğer kanserini %17'ye kadar, meme kanserini ise %10 üzerinde azaltabiliyor. Unutmayın, bu rakamlar sadece birer sayı değil, hayat kurtaran bilgiler. Bugün siz de bir adım atın ve hayatınıza hareketi katın. Çünkü kanserle mücadele bazen sadece bir yürüyüş mesafesinde olabilir. Peki sizce günde kaç dakika yürüyüş yapmak ideal? Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.